Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında TÜMEVAR'ın 5 testlerindeki test 4'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Aşağıdaki şekilde görülen parçalar dikdörtgen biçimindeki bir yapboza aittir. Evet bu parçalar dikdörtgen şeklindeki bir yapboza aitmiş. Buna göre bu parçaların birleştirilmesiyle oluşacak dikdörtgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Arkadaşlar dikdörtgeni şöyle bir çizeyim bakayım ben önce. Önce dikdörtgeni çizeyim sonra içine oturtayım şunları. Haydi bakalım oturtabileceğiz mi? Hocam şu sol üst köşe olduğu belli. Hemen sol üst köşeye şunu şöyle bir oturturalım bakalım. Kaça kaç kenarlarını da yazalım sonra sıkıntı yaşamayalım. 1'e 4. Sonra sağ üst köşeyi arayacağım. Şu galiba. Sağ üst köşede bu. Hemen bunu şey yapalım arkadaşlar. Şöyle. Değil mi? Sonra böyle. Evet. Ya yaptıklarımızı şöyle çarpı atalım. Sonra hocam sol sol köşe bu. Hemen bunu da şey yapalım böyle. Hocam sol köşe buyken nasıl olacak bu? Şuradan geliyor. Şöyle ve şöyle gelecek. Tamam. Sonra kırmızı kaldı ve şey kaldı. Bu da köşe galiba. Şu da o köşe olabilir ama bu köşe buraya oturmuyor arkadaşlar. Şu köşe buraya oturuyor görüyorsunuz. Ee, o zaman bizim şeyimiz nasıl olacak? Şöyle mi olacak arkadaşlar? Heh. Şöyle çizdiğimiz zaman evet burası da 5 birim. Şuradaki kenar uzunlarını yazmamışız. 2'ye 7 burası şurada. Burası da 2'ye 5. Sonra bunu da böyle yapıştırınca bakın bunu da böyle buraya koyunca aynen kırmızı oldu. Şu şekilde bu şekilde özdeşleşti mi? Evet burası da 4 birim. Tuttum bakalım. 7 4 daha 11. Burası da 11. 6 birim. Şu kenar kaçtı bilmiyoruz ama artık burası 6 ise burası da 6. Karşı taraf çakıştıysa burası da çakışır. Yani buraya da kaç kaldı? 4 kaldı. Evet bu dikdörtgenin alanı kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar 6 burası 11 burası. 6 çarpı 11'den cevabımız kaç çıkar o zaman böylelikle? 66 çıkar. Yani cevap akçay. Çekil birdeki AB çaplı o merkezli yarı çapı 6 kökü santimetre olan yarım daire biçimdeki karton AC doğrusu boyunca katlanınca şekil elde ediliyor. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Eski haline geri getiriyoruz. Şöyle bir eski haline geri getirelim bakalım şunu. Hop şöyle. Katladığımızda üstte binen açılar birbirine eşit. Üstte binen kenarlar birbirine eşitti. Kenarların eşitliğini kullanamayacağım galiba arkadaşlar. Yarı çapında ne olduğunu biliyorum ben. 6 kökü 6 kökü olduğunu biliyorum. Sonra burada kaçı? 22 buçukmuş. E tamam olay bitti o zaman arkadaşlar. 22 buçuksa o zaman burası da 22 buçuk. Benden ne isteniyor? Mavi boyalı bölgenin alanı. Arkadaşlar şu mavi boyalı bölgenin alanı bulmak için ne yapacağız? Daire dilimi oluşturacağız. Al sana daire dilimi. Oluşturdun daire dilimini. Hocam daire dilimini oluşturunca bu yarı çap 6 kökü. Bu yarı çap da 6 kökü. Hocam burası 45 toplamı. E hocam burası da 45. 45 45 90 üçgen çıktı. Sen ne yapacaksın mavi dilimi bulmak için? Hocam şu çeyrek daireden neyi çıkartacaksın? Şu üçgenin alanı çıkartınca olay bitti. Çeyrek çeyrek daireden neyi çıkartacaksın üçgeni? Çeyreğin alanı pi pi 6 kök 2'nin karesi bölü 4 eksi üçgenin alanı da 6 kök 2 çarpı 6 kök 2 bölü 2 değil mi? Evet bu 36 bölü 4 9 e, Çarpı 2 18. Burası 18 pi yaptı. Eksi. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı e, aşağıdaki 2 ile götürdü. O zaman burası da 36 yaptı. Yani 18 pi eksi 36 yaptı cevap. Böyle cevabımız akçay oldu. Yukarıdaki şekil kenar uzunlukları eşit 2 kare ve düzgün altıgenin yapıştırılması sonucu oluşturulmuştur. Hmm. Hocam x'e ait bir açı isteniyor. x'e ait bir üçgen oluşturabiliriz. Bu arada şu kenar bakın çizgiyken çift çizgiyken Hocam burası da çift çizgi, burası da çift çizgi, burası da çift çizgi, burası da çift çizgi. X'e ee, ait bir üçgen oluştur desem hemen hocam şöyle bu doğrusal mı? Hemen onun cevabını vereyim. Hocam burası 120, 30, 30 ya. E burası 90 ya. Burası 90 olduğundan doğrusal oldu. Aynı şekilde burası da doğrusal. E o zaman burası A dersek, bu kenara A dersek burası da burası da burası da burası da A Hocam burası da A. Ama ben buradan kendim çözebilirim ama... Siz çözmekte sıkıntı yaşarsınız. Çünkü ben size bunu öğretmedim gereksiz diye. Hocam bu özel üçgen. Dikkat ederseniz burası A iken burası 2A artı kök 3A oldu. Yani bu 15-75-90'ın özelliği. 15-75-90'ın özelliği şu. A iken 2 artı kök 3 katı varsa 15-75-90'ın özelliği. Ha biz bunu biliyoruz ama sıkıntı yaşamayalım diye biliyoruz. Ya da soru çözerken hep aklımızda kalmış. Ben bunu buradan çözmem kardeşim. O zaman bunu siliyorum. Çünkü sizin anlayacağınız tarzda ben soruyu çözmek zorundayım. Hop sildim. Ne yapacağız o zaman arkadaşlar? E yapacağımız hamle belli. E, madem düzgün altıgen verilmiş. düzgün altıgende bir şeyler çizmeliyiz. Düzgün altıgen alttan eşkenar üçgenler oluşmuyor mu? Evet, şu tane eşkenar üçgen şunları çizelim isterseniz, simetrik senden çizelim. Hocam bunların burada kestiğini nereden biliyorsunuz? Tamam, kırmızılar burada kesiyor da bu burada kestirme acaba? Bakalım. Öncelikle burası çift çizgi, burası çift çizgi. Biraz önce de demiştik. Çift çizgileri şöyle yazmıştık. Hocam, eşkenar üçgenlerden dolayı burası da çift çizgi. Şunları şöyle koyalım. Hocam şu kenarlı şu kenar birbirine paralel. Ve şunda şu da çift çizgi bu da çift çizgi. Bak şuradaki eşitlikleri de düşünecek olursanız bunlar birbirine paralel. Niye? Aslında biraz önce şeylerini gösterdik. Şunu şöyle uzatsan. Şunu da şöyle uzatsan. Hocam burası 90 ya hani 30-30-120'den gelmişti biraz önce de söylemiştik. E hocam e, bu doğrusal oldu. Şu doğrusal oldu. Bu da doğrusal oldu. E o zaman şu kenarla şu maviler birbirine paralel olduğu için şu kenarlarda birbirine paralel değil mi? Evet o zaman şurada bir kelebek çıktı. Kelebekteki orana bakacak olursak birebir. E, burası da tam birebir yapan yer tam bu noktadan geçmek zorunda arkadaşlar. Ha. o noktadan geçmesinde de böylelikle ispatlamış olduk arkadaşlar. Kafada soru işareti kalmasın. E o zaman hocam bu da tam bu noktadan geçiyorsa olay bitti. Çünkü bu bir eşkenar üçgen mi? Evet 60 60 60. E hocam burası da 90 derece ve şurada da bir ikiz kenarlık çıktı mı? Çıktı. 150 derece. 180'den 150 çıkart. 30. 2'ye böl. 15-15 oldu burası. E hocam bunun tamamı da 90 olduğundan x de kaç derece oluyor buradan? 75 derece oluyor. Yani cevabımız böylelikle denizli çıktı. Yüksekliği 10 santimetre ve tamamı suyla dolu olan bir dik dairesel silindir ile aynı tabanlı ve yüksekliği 8 santimetre olan Boş bir dik koni, şekil bir gibi belirtilmiştir. Arkadaşlar bu içindeki sular eşit mi? Eşit. Birinci yol şöyle yapabilirsiniz. V suları eşitleyebilirsiniz. Birincisinde nedir? Yarı çapı R deyip hocam pi R kare çarpı 10 dersiniz. Birinci yol. Eşittir. Hocam burası da R pi R kare çarpı pi R kare çarpı pi R kare çarpı H bölü 3 tabanına çarpı yükseklik. E hocam bunun tamamı 14. Bu yükseklik kaç ya? Burada 14 eksi H kaldı. O zaman buradaki yükseklik ne arkadaşlar? Bu da artı pi r kare çarpı 14 eksi h dersiniz. Ve buradan sonuca ulaşırsınız arkadaşlar. İşlem işlem işlemle. Ama ben bunu birinci yol diyeyim. Buradaki birinci yolu devam ettirdiğiniz zaman %99 bulursunuz arkadaşlar. İşlem hatası yapmazsanız. Ben şimdi ne yapıyorum? ÖSYM de bunu, bunu da çok seviyor. Tamam burası haşken şurası haşken şurası haşken şuranın ne olduğunu biliyorum ben. Buranın 14 eksi h olduğunu biliyorum. Şimdi gençler. koni ile silindiri böyle iç içe çok soruyor. Şimdi koni ile silindirin tabanları aynıysa. 3'te 1 olduğunu daha önce de söylemiştik. Mesela şöyle çizeyim isterseniz. Şu ve şu tabanları aynı ve yüksekleri aynı olan kone'nin ve silindirin hacimleri oranı 1 bölü 3'tür. Niye? Pire kare çarpı h bölü 3 burası. Pire kare çarpı h burası. Oranladığı zaman zaten direkt 1'e 3 geliyor. Yani o zaman sen bu v iken bunun 3 v olmasını kullan. O yüzden silindirli sorularda ben koni gördüğüm zaman hemen o koniyi şöyle bir silindir yapıyorum arkadaşlar. Hemen. Bir de silindirlerde ya da prizmalarda hacimler yüksekleriyle doğru orantılı değil mi? Evet. Ondaki hacim 10V iken H'deki hacim HV'dir. Yani şurası HV hacimlidir. E hocam burası da 3'te biri olduğuna göre burası da 3'te 1 olduğuna göre buraya ne kaldı? HV bölü 3 mu kaldı? Evet. Sonra ters çevirmişim. Hocam ben buranın HV bölü 3 olduğunu biliyorum. Ve şuranın da H olduğunu biliyorum. Şurası HV bölü 3. Tamam. E bunu HV bölü 3 biliyorsam. E hocam şöyle bakacak olursak. 14 H'daki 14 eksi H'daki hacim ne olacaktır? Yükseklere doğru anlatılıyor ya. 14 eksi H V'ye eşit olacaktır? Evet. İçindeki sular her ikisinde de aynı mı? Aynı. E o zaman bunun içindeki su 10 V bunun içindeki su da 14 eksi h çarpı v artı h v bölü 3. V parantezini aldığımızda v'ler gitti mi? V parantezini aldığımızda v'ler gitti. 10 eşittir 14 eksi h artı h bölü 3 yaptı. Bu eksi 2 h bölü 3 öbür tarafa attım. 2 h bölü 3 eşittir 4 yaptı. 12 bölü 2'den de cevabımız da kaç geldi? 6 geldi. Valla ben bu yöntemi daha çok seviyorum. Yani siz tamam sevmiş olabilirsiniz sevmemiş olabilirsiniz ama böyle bir yöntem olduğunda bilin ÖSYM bununla ilgili genelde böyle 3-4 yılda bir böyle iç içe sorular soruyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tamam mı? Evet cevabımız böylelikle Ceyhan oldu. Y eşittir mx doğrusunun x eşittir 1 doğrusu ile kesim noktası k. x eşittir 5 doğrusu ile kesim noktası l. Hemen özel bir durum var. Analitik düzlemi çiziyoruz arkadaşlar. Y eşittir mx doğrusunu da çizelim. Y eşittir mx doğrusunun diyor ki sana x eşittir 1 doğrusuyla ve x eşittir 5 doğrusuyla kesişimlerini vermiş x eşittir 1 doğrusu. Şurası 1 burası 5. Bu da x eşittir 5 doğrusu. Şurası k demiş. Burasını da l demiş adam sana. KL uzunluğunu da adam sana 4 kök 5 vermiş. Buna göre m kaçtır diye soruluyor. Bu ne doğrusuydu? y eşittir mx doğrusuydu. Burada eğimi bulman için neyi bulman lazım? Eğim dediğin bunun tanjanttır. Tanjant alfayı bulman lazım. Tanjant alfaya bakalım. Hocam işte tam olarak burası tanjant alfa. E burada dik yamuk var. E insan olan ne yapar? Hocam dikdörtgen oluşturur. Hop dikdörtgen oluşturduğumuz zaman. Hocam şurada bir dikdörtgen oluştu. 1 ile 5 arası kaç birim? 4. Hocam burası da 4. 4, 4 kök 5. 1, 2 kök 5 üçgenden burası da 8 mi yaptı? Aynen öyle. E alfaysa ise yöndeşlikten dolayı şunlar paralel ya. Yöndeşlikten dolayı burası da alfa. E tanjant alfa da neye eşit oldu arkadaşlar? 8 bölü 4'e eşit oldu. E olay bitti. 8 bölü 4 de kaçtır arkadaşım? 2'dir. Yani cevabımız böylelikle Cihan oldu. ABC'de bir kare y eşittir 3 bölü 2x doğrusu. Evet y eşittir 3 bölü 2x doğrusu karenin c köşesinden geçiyor. Hocam bu y eşittir 3 bölü 2x doğrusunu kullanacağız bir kere. Bunun eğimi nedir? Eğim dediğimiz tanjant alfadır. O da 3 bölü 2'dir. E ben bunun tanjantını kullanacağım. Hocam burası işte tanjant alfa. Dik üçgen yok. Vallahi bu üçgenin alanını bulurken de kullanacağım için. Normalde tanjant alfaya buradan bakardım ama. Bu üçgenin alanı da lazım ya. Hani bu tabana ait yükseklik lazım olacak ya. O yüzden ben bunun devamını şöyle getirsem. Şuradaki dik üçgene bakacak olursak. Buradaki dik üçgende tanjant alfa 3 bölü 2'ymiş. Hocam burası 3K iken buraya 2K yazabiliriz. Tanjant alfa 3 bölü 2 sağlandı. E hocam 90 derece. Şurada bir dikdörtgen oluştu. E o zaman burası ne oldu? 2K oldu tamamı. Kare olduğundan burası da 2K oldu. Hocam tamamı 3 kydı Buraya da K mı kaldı? Evet. Şimdi dikkat. Biz artık olayı bitirebiliriz. Üçgenin alanı Taban çarpı. Tabana ait yükseklik bu noktadan çizilen şu değil midir arkadaşlar? Yükseklik böyle ki değil midir? Evet. Yani tabanımız 2K. Üçgenin alanı 2K çarpı. Yüksekliği de 2K. 2K bölü 2 kaç verilmiş? 72 verilmiş. Buradan bölü 2'ler gitsin. 72. K kare buradan 72 bölü 2'den 36 geldi. K'yı da buradan kaç bulduk? 6. Evet. K'yı buradan 6 bulduk. Bizden ne isteniyor? E noktasının hapsisi. Arkadaşlar E noktasının hapsisi dediği şuradan dik çizdiğinde şu uzunluk. Yani yukarıdaki şu uzunluk. Yani senden şu isteniyor. Gençler şurada bir kelebek benzerliği var mı? Var. K iken burası da K ya. 1'e 2 oran var. E hocam x iken burası da 2x olur. Kelebekteki oran 1'e 2 olduğundan. Toplam 3x neye eşit? 3x 2k'ya eşit. Karenin bir kenarına eşit. E K'da k ya da 6'ydı. K yerine de 6 koyduğumuzda yani 12 eşitmiş. O zaman buradan x kaç çıkar arkadaşlar? 4 çıkar. Cevabımız böylelikle Cihan oldu. Yukarıdaki verilere göre AC üçgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar. Şekilde 90 derece varsa bir üçgen alanı taban çarpı taban ait yükseklik bölü 2'den bulunuyor demiştik ama hiçbir taban uzunluğu yok. Pisagor'dan buluruz hocam. E, bu tabana ait yükseklik böyle can sıkar. Buradan böyle yükseklik çizmek can sıkar. E ne yapacağız? 90 derece var. A merdiven şekli var. Ne yapmak mantıklı burada? Hocam dikdörtgen öyle 90'ları fazla gördüğünüz zaman ilk etapta dik üçgenden yani dikdörtgen oluşturmak daha mantıklı oluyor değil mi? E hocam 90 derece 90 derece. Dikdörtgen oluşturduk. 2 ise 2, 4 ise 4 mi oldu? Evet. Şimdi yeşil alanı bulacağım. E yeşil alanı bulunca ne olacak arkadaşlar? Tüm alandan şu alanı, şu alanı ve şu alanı çıkartırsam olay bitti. Tüm alan belli mi? Belli. Hocam 8 burası, 7 burası. 8 çarpı 7 bölü 2'den neyi çıkartacaksınız? Dikdörtgenin alanı 4 çarpı 2 eksi şurayı 3 çarpı 2 iki bölü 2 eksi burayı yani 4 çarpı 6 bölü 2'yi çıkartacaksınız. Buradan 28 eksi 8 eksi 3 eksi 12 mi geldi arkadaşlar? Evet. Burası 20 yaptı. 15. Cevap da böylelikle kaç çıkıyor arkadaşlar? 5 çıkıyor. Yani cevabımız böylelikle akçay oldu. O merkezli yarım çember ABC'de dikdörtgen DC kenarına C noktasında evet C noktasında BD köşegeninde E noktasında teğet. Evet. Şu teğet bu da teğet. Aa hocam ne var bunda? Şu teğet bu da teğet. Bu teğet uzunlukları birbirine eşit değil miydi? Eşitti. Yazdık bunları. Sonra bak okuduğum şeyde bir şey varsa hemen yerleştiriyorum şekilde. Siz bunları yerleştirmediğiniz için buraya gelip videolar izliyorsunuz. Ya kardeşim ilk önce verilen bilgileri kullan. Değil mi? Hep söylüyoruz. Neyse. BD köşegenine de E noktasında teğettir dedik. Tamam. BE ile DC birbirine eşit verilmiş. Hocam BE ile DC birbirine eşit verilmiş. Aa, burası da çift çizgi yani. Çok güzel. Şimdi e ee, bununla bu eşit biriymiş. e teyitlikten dolayı bunlar da birbirine eşitti. E, burada bir şey çıktı bile bak gördünüz mü şu eşitleri koyunca? Hocam ne çıktı? Burası k iken burası k iken burası da k olduğundan dolayı hocam dik üçgen var burada. 90'ın karşısı 2k. Dikkat edin arkadaşlar şurası 2k. Hangi açının karşısı k'dır? 30'un hocam. Direkt buraya 30 bulduk. Eyvallah. 30 60 90 üçgen çıktı. Şurayı bulduk. Devam. Bak okuduğum yere kadar hemen yaptığım verilen bilgileri kullanıyorum. Şunu kullandım. BF ile AD'yi kullanayım. Hocam BF ile AD. BF nerede? Şurası. BF ile AD de birbirine eşitmiş. A hocam dikdörtgenden dolayı şununla da şu zaten birbirine eşit. A şurada bir x kenar çıktı mı? Çıktı. Ne var burada? 30 mu burası tepe açısı? Tepe açısı 30 olan ikizkenar üçgenin taban açıları 75'er e derece mi çıkar? Aynen öyle. E şimdi ne yapacağız hocam? E şimdi Bizden ne isteniyor ona bakalım. KC KC yayını oluşturacağız. Valla isterseniz şunu yapabilirsiniz. İstediğiniz yerden yapabilirsiniz. Hocam çapı gören çevre açı 90 derece oluşturayım. 75 90 ise burası 15 çıkar. 15 ise 30 çıkar diyebilirsiniz. Ya da merkez varsa en etkili silahınız sizin yarı çap çizmek değil miydi? Al sana yarı çap. Hocam bu da yarı çap. Bu da yarı çap. 75 ise burası da 75. 75 75 150. Burası 30 oldu. 30 bak bu yayı görüyor. Merkez açıdan dolayı direkt bana 30 çıkar. Yani cevabımız böylelikle Denizli oldu arkadaşlar. Kenar uzunlukları 4 ve 15 olan 9 adet dikdörtgen böyle katlanarak verilmiş. Buradan da böyle bir karınca geliyor. O zaman o katı açacaksınız kardeşim. Katı açtığınızda şöyle dümdüz yapacaksınız. Burası 15, burası da 1 2 kaç tane? 9 tane dikdörtgen. 4 tane 9 36 değil midir? Evet. Sizin karınca buradan başlayıp buraya mı gelecek? Aynen öyle. Yani sizden şu uzunluk isteniyor. Bitti gitti arkadaşlar. Açacaksınız dümdüz götüreceksiniz. İşte o en kısa yoldur. E burada özel üçgen vardır büyük ihtimalle. Hocam burası 3'ün e, 5 katı. 3'ün 5 katı. Hocam burası 3'ün 12 katı. O zaman burada bak 5 var 12 var. Burası da 3'ün 13 katı mı olacak? Yani burası kaç yapıyor o zaman? 39 yapıyor. Cevabımız böylelikle akçay oldu. Şekilde alanı 48 kök 3 santimetre kare olan ABC eşkenar üçgeni. A kare kök 3 bölü 4 eşittir 48 kök 3 ise kök 3'lerinden ay. A kare buradan ne yapıyor arkadaşlar? 4 çarpı 48. Bu da 16 çarpı 3 ya. Kafadan yapmak için böyle şey yaptım. A da buradan kare kökünü alacak olursanız her iki tarafın. 4 2 diye çıktı. 16 4 diye çıktı. Kök 3 içeride kaldı. A'yı da buradan 8 köküç bulduk mu bulduk. Evet bir kenarı 8 köküç arkadaşlar. 8 köküçün bir çevrel çemberi çizilmiş. Çevrel çemberin merkezi neresiydi? Eşkenar üçgende özellikle bu çok önemliydi. Yüksekliklerin kesim noktası. Hocam bu yüksekliğin, bu yüksekliğin ve bu yüksekliğin kesim noktasıdır. Şimdi AB kenarına D noktasında ve AEB yayına E noktasında teğet olan en büyük alanlı daire. Arkadaşlar en büyük olması için tam bunun orta noktasında olmak zorunda bu. Bu arada şurası da yükseklik olduğu için tam bu noktada olmak zorunda. Düşünseniz ya tam burada teğet olsa çemberiniz daha da küçülüyor, değil mi? Tam böyle şu orta noktada teğet olduğu zaman yani şuradaki uzunluğun en fazla olduğu zaman şey olmak zorunda. Bu çemberi buraya koyabiliriz. E buradaki uzunluğun en fazla olduğu yer neresidir arkadaşlar? Şu uzunluklara bakacak olursanız, şu dikmelere bakacak olursanız, hocam bu uzunluklar tam olarak bu doğrusallıkta sağlanacaktır. E o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? ya da merkezde teğet dik yaptığınızda 90 bu doğrusal oldu zaten burası. Çemberler birbirine değdiğinde merkezleri birleştirelim mantığıyla da yapabilirdiniz. Ama burada tam bu çizginin üzerinde olacağı belli zaten yarış yapın. E biz A'yı 8 köküç bulduk mu bulduk. Hocam A8 köküç ise bu 4 köküç 4 köküç oldu. E bu eşkenar üçgende yükseklikte bunlar da 30 30 olacak. E 30'un karşısı 60'ı karşı 4 30'un karşısı 4'tür. Burası 8'dir. Hocam aynı şekilde burada da şey yapabiliriz. 4 ise burası 8'dir. E burası da 8'dir. E burası da ağırlık merkezinden dolayı 1'e 2 oran vardır. 4'tür diyebiliriz. Ya da 30 60 90 üçgeninden dolayı o 90'ın karşı 8 ise 30'un karşı 4 diyebiliriz. Büyüğün yarıçapı önemli. Büyüğün yarıçapı 8 değil mi? Evet. Hocam burası da 8 olacak. E burası da 8 ise burası da RR R olduğundan 2R artı 4 eşittir 8 olacağından 2R eşittir 4 olacağından R'de 2 çıkar mı çıkar. İşte en büyük alanlı dairenin alanında yarıçapı 2 bulduk. Bizden pi 2'nin karesi isteniyor. Yani cevabımız böylelikle 4 pi çıkar arkadaşlar. Cevap denizli. ABCD dikdörtgen ve şunlar birer kare olarak verilmiş. CF'yi de 2 vermişler. 90'lar havada düşüyor. Dal kardeşim alfa beta'ya. Çünkü burası da 90. Burası da 90. Ve şu kare olduğundan birbirine eşit değil mi şöyle arkadaşım? Evet. Alfa beta alfa beta e, alfa beta'ya daldın. Hocam ne oldu? Şu üçgenlerin hepsi benzer. Hatta eş oldu. 90'ın karşısındakiler birbirine eşit olduğundan dolayı. Madem bunlar eş. Buradaki alfanın karşısı 2 iken burada alfanın karşısı da 2. Buradaki alfanın karşısı da 2 midir? Evet. Şimdi diyor ki EFGL karesinin alanı AKLM karesinin alanının 4 katına eşitmiş. E burası 2 ise buranın alanı kaçtır? 4. E buranın alanı 16 ise bunun bir kenarı kaç çıkacaktır o zaman arkadaşlar? 4 4 çıkacaktır. E o zaman şuralar 4 4 yaptı. Aa, 4 4 yazınca güzel bir şey çıktı aslında ama 30 60 90 çıktı. Çünkü 90'ın karşısında 4 ise hangi açının karşısı 2'dir? 30'un. E o zaman burası da direkt 2 kök 3 diyebiliriz. Tamam. Burası da 2 oldu. Burası da 2 kök 3 o zaman. Çünkü eş üçgen zaten. 2 kök 2 kök 3 yazalım. Bunun tamamı kaç yaptı arkadaşlar? Buraya da 2 kök 3 yazalım bu arada. Bunun tamamı kaç yaptı? 2 kök 3 artı 4 yaptı. Hocam 2 kök 3'ü buradaysa tamamı 2 kök 3 artı 4 ise o zaman buraya 4 mu kaldı? Hocam burası da 2 köküç artı 2 olduğuna göre 2 köküç artı 2 olduğuna göre şurası da 2 olduğuna göre şurası da 2 köküç yaptı mı arkadaşlar? Yaptı. Şimdi burası da 2 bizden bu bölgenin alanı isteniyor. Arkadaşlar ne yapacağız? Şu dikmemizi çizelim. Dik yamuk var çünkü. 2 ise 2. Buraya da 2 kaldı. 2 köküç ise 2 köküç. Bitti mi? Bitti. Kırmızı alan yamuğun alanı. Ya biz bu dikmeyi niye çizdik ki? Direkt yamuğun alanından bulabiliriz. Dikmeyi çizdiğimiz zaman ne olacak? Dikdörtgenin artı alanı artı üçgenin alanından da yapabiliriz. Hiç dikmeyi çizmeye gerek yok. Bütün kenarlar çıktı. Dik yamuk olduğundan dolayı. Alt taban artı üst taban. 4 artı 2 çarp yükseklik. Yani 2 kök 3. Böl 2 bana sonucu verecektir. Böl 2'ler gitti. Cevap da buradan ne yaptı? 6 kök 3 yaptı arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle balıkesir oldu.